İnşallah. Allah'a şükürler olsun. Yani rektör bir... Takibin anında bir şey var. Büyük rüyalarla geçmiş sebebi hiç yanmam. Ölümün her birisini yapıyor. Evet. Olması gereken buydu. Diplomasını alıp ayrıldı. Sema'nın babası da aynı pozisyonda. Sürekli cezalarla uzaklaştırılaraktan, 4 yıllıktan... Ben size teşekkür ediyorum. Şerefler. Telefonumda o zamanki defterinde böyle buluş diye bir not yeri olurdu. Yani aklımıza yeni gelir, ilk defa şeyler, ileride patatini falan dediğim gibi. Çünkü bazı şeyler insan aklına gelir, unutursun gider. Not ediyordum ben onları. Ama baktı ki ne patenti, ne buluşu. Bizi öyle boş şeylerle uğraştırdılar. Yıllar geçti. Yıllar geçti. Ama inşallah tabii canım ama her şey kadirdir. Her şey kadirdir. İşte sadece sakallı olduğumuz için, sadece ablalarımız başörtülü olduğu için bırakın rektörlükten sizin makamınıza gelmeyin. İçeride yağmur yağarken insanlar dışarıda yağmurdan sakınmak için bile içeri alınmıyordu. Sakıncalı yerler vardır. Eviniz, müsaade istersiniz, oraya girersiniz. Müsait misiniz, işte oturmaya geleceğiz dersiniz. Ama onlar ne yaptılar? Bu evimizin kapısına bizim tekmeye gelirdiler, paramparça ettiler kapımızı. İçeri girdiler, tabak çanak bırakmadılar hakikaten. Kırdılar, döktüler yani. Öyle bir girdiler ki bizim iç dünyamızı paramparça ettiler. Bunu zorla yaptılar. Bizim toparlanmamız epey aldı, epey uzun sürdü. Biz gündeme bile gelmek istemedik, kendimizi unutturmak istedik, unutmak istedik. İşte hiçbir şey unutulmuyormuş. Ben hala hatta şimdi zamiyeden girerken, çünkü o cezayı aldıktan sonra cezayı alınca zaten gökyüzüne yükselmiş gibi oldum. O kadar rahatladım ki, o kadar olan psikolojik baskılarından dolayı, mobiliklerinden dolayı. Şimdi bile hala o nizamiyede girdiğim an, çünkü bir dönem eşim tıp fakültesi 6. sınıfta okurken, ikinci dönem başla istersen 2 yıl okulunu bitir dedi. O kadar zor geldim ki anlatamam, şu kalbim yerinden çıkacakmış gibi. Şu anda yine aynı şeyi hissettim ve rektörle gittiğimiz o kadar şeydi ki bizim. Şuradan çıkarken gerçekten zor çıktı. Yani kızım ve bebeğimi ben kaybettim. O stajlarda bir bebeğimi kaybettim ve 14 yıl boyunca bir de bebeğim olsun diye bunun mücadelesini verdim. Yani, anlatamam size yani. Ama hala beddua edemiyorum çünkü ben yaradanı yaradandan ötürü seviyorum. Sevdim ömrüm boyunca. Ama Allah diyor ki kimsenin hakkını da kimse de bırakmıyor diye düşünüyorum. Belki kırgınız. Hani kardeşimizin dediği gibi başka şeylerle uğraşmamız gerekirken biz staja alınabilecek miyiz? Gene ne hakaretler duyacağız? Gene yok sayılacağız? Bunların hesabını yaparak gittik. Keşke dersimize daha iyi çalışsak, daha başarılı olsak diye o hevesle gidebilseydik. Kırgınız ama kızgın değiliz. Ve bu hali görünce de çok daha umutluyuz, çok daha ümitliyiz. Kardeşim, ailemizin şeyiyle de atar üzerine ben lisansımı tamamladım 25 yıl sonra. Biraz zor oldu ama beyni tekrar açıldı çok şükür. İlk başta çok zorlandım çünkü uzun bir süre okuldan uzaklardığım için. Dayana geçip çay içebiliriz. Abdül abiye bağlayayım ben. Mezuniyet töreni gününü anlatmamı istiyorsanız o günden öncesi bir ay var tabii. Bir ay bir süreç içerisinde bizim başörtülü olarak mezuniyet törenine katılmamamız için hocalarımız olsun, müdürlerimiz olsun olanca engel bize çıkardılar. Bizim amacımız sadece başörtülü olarak yemin edip diplomamızı alıp buradan mezun olmaktı. Ama maalesef bunu yapamadık. Bunu engellediler. Biz de mezuniyet töreni günü 3 arkadaşımızla birlikte törene katılmaya karar verdik. Tabii ki biz 9-10 kişi kapalı arkadaştık. Kala kala 3 kişi kaldık.
Diğer arkadaşlarımızdan bazıları başlarını açtılar. Bazıları da törene katılmama kararı aldılar. Tabii ki bizi törene dahil etmemişlerdi. Hani provalara falan katılmamıştık. Biz yine de tören günü, hani hiç bu kadar olay olabileceğini zannetmemiştik. Herhalde dedik, bize de yemin ettirirler. Çünkü bizim de hakkımızdı. Eşit olarak haklardan yararlanmak istiyorduk. Gidip yeminimizi eder döneriz zannettik. Ama maalesef böyle olmadı. Tören günü Behi arkadaşımız birinciydi. Birinci olmasına rağmen kendisinin törene katılmayacağını bildirdiği ve plaketi ikinciye vereceklerini söyleyince biz tören sahasına girdik. Tabii ki böyle bir söylem yoktu. Behi arkadaşımız da katılmak istiyordu törene. Ben memleketteyim, katılamıyorum diye bir söylemde bulunmamıştı. Neyse tören alanına girdik. Tören alanına girdik ama müsaade istedik. Bey arkadaşımız mikrofonu aldı. Birinci olduğu için törene katılmasına izin verilmediğini, başörtüsünü çıkararak katılması istediğini söyleyince yine sınıf arkadaşlarımızdan bir tanesi tarafından ağzı kapatılarak senin konuşmaya hakkın yok diye müdahale ettiler. Tabii o müdahale sırasında ben de müdahale ettim. Keplerimiz yerlere atıldı. Daha sonra tören alanını öbür arkadaşlarımız ve hocalarımız eşliğinde terk ettiler. Başka bir yere gittiler ve orada törene devam ettiler. Tabii ki biz yine o kapının arkasında kaldık. Yine tören alanına alınmadık. Böyle bir şey yaşadık o dönemde. Sonrasında diplomalarınızı aldınız. Nasıl aldınız? Sonrasında tabii ki biz büyük bir korku içerisindeydik yine. Hani ne olacağını gerçekten bilemiyorduk. Olay basına yansımış. Bizim basından da annelerimiz, babalarımız basından da duydular bunu. Biz kesinlikle haber vermemiştik onlara. Öyle olunca, basına yansıyınca birkaç gün sonra bir hocamızın eşliğinde bizi bir odaya topladılar. Kapalı arkadaşlara yemin ettirdiler. Böylelikle biz de diplomamızı alıp mezun olabildik. Biz bir buçuk iki sene Hülya arkadaşımızla bir dispanserde, Ümraniye'de çalıştık. Orada hiçbir sıkıntımız yoktu. Özel mahiyetindeydi. Ama asıl ondan sonra 28 Şubat sürecine girildikten sonra biz sıkıntılar yaşamaya başladık. Şimdi bizim basına yansıyan kısmında gördüğünüz gibi çok acılar çekmişiz görünüyor. Hani sizin acılar çekmişiz dediğiniz görüntüler hakikaten bizim için hiçbir şeydi. Biz gerçekten 28 Şubat sürecine girdikten sonra sıkıntılar, gerçek acılar o zaman çekmeye başladık. Çalışırken daha sonra SSK hastanelerine atandık. Hülya arkadaşımla birlikte başladık. 28 Şubat sürecine girildi ve bize çeşitli cezalar yağmaya başladı. Bu cezalar arasında uyarı cezası, kınama cezası, maaştan kesme cezası, bunların hepsi oldu. Başhekimlerimizden bir tanesi bize destek oluyordu. Adını şu an vermekte imtina etmiyorum. Adı Sedat Sivaslıoğlu'ydu. Bize gerçekten o dönem çok yardım etti. Ama onu tabii ki başhekimlikte bırakmadılar. İktidar tarafından başhekim beyimiz uzaklaştırıldı. Yerine başkaları getirildi. Tabii onlara da hiçbir şey söyleyemiyorum. O cezaları tabii bize verenler yönetimimizdi. Yönetime de yukarıdan baskılar oluyordu. Çünkü başhekim bizi yanına çağırıyordu. Diyordu ki sizler başınızı açmadığınız sürece bize de yukarıdan baskı var. Bizi görevden alacaklar. Lütfen bize yardımcı olun diye söylemlerde bulunuyorlardı. Yine müfettişler geliyordu. Müfettişler bize destek olan başhekimler hakkında negatif yönde açıklama yapmamızı, yazı yazmamızı istiyorlardı. Tabii ki biz bunların hiçbirini yapmadık. En sonunda Ankara'da SSK Genel Müdürlüğü'nde bir kurul oluşturuldu. Artık verilecek ceza da kalmamıştı. Bizler başımızı açmıyor, verilen görevleri en güzel şekilde yapıyorduk. Bu süreç içerisinde bana verilen görevleri kasti olarak yapmadığım için tekrar yine soruşturmalar açıldı.
Ve biz Ankara'da kurula girdik. Tabii ki oraya giden bir tek biz değildik. Bir tek ben de değildim. Orada birçok çalışan arkadaşlarımız vardı. O kurullara girdik, çıktık. Yine avukat eşliğinde ben girmiştim. Çalışırken de bir avukatımız vardı. Yasal yollardan biz hakkımızı aramaya başladık ama yine hiçbir sonuç elde edemedik. Olumlu olarak hiçbir şey çıkmıyordu mahkemelerden. Ben şunu söyleyeyim. O günler gerçekten biz bazen pes ettik. Biz bıraktık, mücadeleyi bıraktık. Çünkü o kadar parçalandık ki iç dünyamızı paramparça ettiler. Ben diyordum ki kendi içimden herhalde diyordum. Başörtüsü takmayan insanlar çok mutludur. Ya o kadar psikolojimizi bozmuşlardı bizim. Şimdi ise bugüne geldiğimizde ben diyorum ki bu gerçekten bir devrim oldu. Arkamıza baktığımızda birkaç sene var. Çok yok. Hani onlarca yıl yok ama gerçekten şimdiki geldiğimiz sonuç Müslüman bir ülkede bu şekilde, normal bir şekilde Müslüman olarak okuyup üniversitelere gidebilmemiz aslında normal ama bizim için devrimdi. Rektör Bey, Alim Bey bizi çağırdığında tabii ki o günleri tekrar yaşadık. Ama bu sefer güzel bir şekilde, güzel bir anı olarak yaşadık. Alim Bey bizleri çiçeklerle karşıladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlgilerinden dolayı o günleri bir nebze olsun biz arkamıza atabildik. Ya benim için geçmişe dönmek, o günleri hatırlamak çok acıydı. Artık onları unuttuk. Tekrar yerine yeni şeyler hatırlayacağız, güzel şeyler hatırlayacağız.